Hoş geldiniz. Gecenin bu saatinde de bizi misafir ettiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Başta uzun bir zaman, 5 yıl bir zaman zarfı içerisinde başkanlık yapmış olan Şevki Ocak Başkanı'nda da bu programı organize ettiği için de ona teşekkür ediyorum. Malumunuz 31 Mart 2019 tarihinde mali idareler seçimlerini gerçekleştireceğiz. Biz de Saadet Partisi olarak hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem Üye ilçesinde ve Belediye Meclisi'nde adaylarımızla birlikte seçime katıldık. Sizin yakından tanıdığınız bu ülkemizin, bu bölgenin ve bu beldenin de tanıdığınız kişilerinden Sayın Yetis Naim Şahin Bey bizim Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Yine hem 2007 hem 2011 döneminde milletvekili adayımız olan ve en son yapılan mahalle idarede seçimlerinde 2014 yılında da Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan, şu anda Dünya Belediye Başkan adayımız olan Sayın Avukat Veysel İlhan Bey ile birlikte seçimlere girdik. Tabii ki biz bu listeleri yaparken hem belediye meclisliğini hem de belediye başkanlıklarını yaparken liyakata baktık. Sizin de burada bir dönem belediye başkanlığını yapmış olan Sayın Şevki Ocak Başkanımız da Saadet Partimizin belediye meclis üyesi listesine ilk kattık. Kendilerine de bu davetimizden dolayı da katıldığı için de teşekkür ediyoruz. Kendisi inşallah sizlerin böyle yüksek teveccühüyle birlikte 2019 1 Nisan'ında belki de Ordu Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine gidebilecek bir sıralamada. Ben şimdiden vereceğiniz desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımından dolayı da şükranlarımı sunuyorum. Şimdi sözü inşallah vereceğiniz oylarla birlikte 1 Nisan sabahında bünyemizi, bölgemizi, beldelerimizi yaşanabilir bir kent haline getirme noktasında çalışmada yürütecek olan kıymetli başkanımız Avukat Veysel İlhan Bey'le sözleri bırakıyorum. Buyurun başkan. Başkanım, Allah razı olsun. Cümleten selamünaleyküm. Aleyküm. 3 aylardayız. Allah bize 3 aylara ulaştırdı inşallah. Şaban ve Ramazan'a da ulaşmak nasip olur. Bu akşam televizyonlarda beraber izledik. Yeni Zelanda'da bir cami yapılan saldırıda 47 kardeşimizi katletmişler. Allah mekanlarını cennet eylesin. Amin. Bu akşam burayı ziyaretimizin iki sebebi var. Birincisi taziye, komşunuzu kaybettiğinizde Allah mekanını cennet eylesin. Taziyeden de gelenler var. Tabii ki orada konuşmak ve sohbet etmek mümkün olmaz. Biz acılarını paylaştık, buraya geldik. Buraya gelenlerden de, oradan da buraya gelenlerden de Allah razı olsun. Şimdi yerel seçimler. Yerel seçim deyince aslında Fatih'in seçimi bu. Başka bir yerin seçimi değil. Yani devletin tepesine adam seçmiyoruz. Devletin dış politikada ne yapacağını seçmiyoruz. Devletin maliye politikasında ne yapacağını seçmiyoruz. Devletin milli eğitim politikasında ne yapacağını seçmiyoruz. Neyi seçiyoruz? Yerel yöneticileri seçiyoruz. Ünye'de belediye kim yönetecek? Muhtarları köylerde kim görevi teslim alacak muhtarlık görevlerine? Ve bu bölgenin ana hizmetini veren Büyükşehir Belediyesi'ni kim yönetecek? Bunu test ediyoruz. O sebeple bu zamana kadar, bugüne kadar hangi partiye oy verdiyseniz verin ama mutlaka şimdi bizi bir dinleyin. Gönlünüzde o partiniz dursun. O partinin yerini hiç sallamayın. O parti olduğu yerde dursun. Çünkü şimdi yerel idarede kim düzgün yönetir? Kim hangi ekiple liyakatli yönetir? Kim hangi ekiple çalmadan çırpmadan en fazla tasarruf ederek, en az tüketerek, en fazla üreterek yönetir? Bunun tespitine bakın. Sizin gözleriniz bu dönem mercek gibi olsun. Büyütün, büyütün, inceleyin. En ince ayrıntısına kadar inceleyin. Alın bizim belediye meclis üyelerimize bakın, belediye meclisimize bakın. Biz Ünye Belediyesi'nin yönetimi derken asıl şunu hayal ettik, şunu kabul ettik yönetim anlayışımızda. Ünye'de belediye koltuğunda biri oturacak, imar izinlerini verecek, verdiği imar izinlerinden imar paylarını alacak, cebine koyacak, onunla belediyeyi yönetecek, 4 katlı binayı 10 kata çıkaracak, 10 katlı binaya çıkardığındaki 100 milyarın 50 milyarın 40 milyarını belediye kasasına ya da tasarruf edecek, kenara koyacak, böylece belediyeyi yönetecek. Ama o zaman Fatih ne olacak, Hanya'nın ne olacak, Pelit Yatak ne olacak, İlk Köyez ne olacak, bunların hesabını kim yapacak? İşte birileri bunu dillendirmek zorunda. O sebeple diyorum ki bu seçim Fatih'in seçimi. Başka bir yerin seçimi değil. Fatih'te kim idare edecek, kim yapacak? Biz beldenin, köyün, mahallenin tekrar yeniden geri dolmasını istiyoruz. Tekrar geri dolması için hangi politikalar uygulanmalı, bunun propagandasını yapıyoruz. Kazanamazsa mutlaka kim oturursa otursun ona bunu zorlamak zorundayız. Hep beraber zorlamaktayız. Eskiden zenginliğin işareti
köyün evinin önündeki hambarın dolu olup olmamasıydı. Şimdi hambarlarımız boş. İtiraz eden var mı? Boş. Hambarlarımız boş. Yani hep beraber fakiriz. O hambar yeri dolmadıktan sonra televizyonun şöyle zenginiz, böyle zenginiz diye bize anlatması da boş. Hambar ne kadar boşsa yalandan yere dünya lideri olduğumuzu iddia etmek de o kadar boş. Peki doldurmak için ne yapacağız? Şimdi biz belediye meclis sistemimizi yaparken davet ettik, sağ olsunlar. Başkanım davetimizi kabul etti. Bu fikirlerimizi yeni söylemiyorum. Geçen 2014 seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. O dönemin hepsinde dedim ki, büyükşehir olduğunda büyükşehrin yapacağı en büyük kötülük beldenin, köyün, ahırın, yaylanın boşalıp aşağıya şehire yerleştirmek, şehirde imar fiyatlarının yükselmesiyle kendi geçimini sağlamak olacak dedim ve aynen öyle oldu. İdris Bey'e bunu açtığımızda İdris Bey dedi ki, büyükşehir ben yaptım. Burayı büyükşehir yapmasına ben sebebim, herkes biliyor. Ama ben yaptığım arabanın direksiyonuna oturacaktım, böyle olmayacaktı. Direksiyona başkası oturdu, böyle oturdu. Şimdi ben oturacağım. Bu eksik kalan kısmı tekrar tamamlayacağız diyor. Onu tamamlarken de beraber hareket edeceğiz. Nasıl beraber hareket edeceğiz? Benim burayı bilme imkanım olmaz. Ben ilçe belediye başkanı için söylüyorum. Ayda bir buraya gelmişse çok büyük başarı elde etmiştir. İlçe belediye başkanı. Bilmiyorum bundan önceki belediye başkanları ayda bir geliyor muydu, gelmiyor muydu da. Ama asıl buraya önemli olan hizmetin gelmesi ve asıl buraya gelmesi gereken biraz önce bahsettiğim gibi. Ahırları şenlendirecek kadar, mahsulün para edeceği kadar mutlaka bir politikanın buraya gelmesi. Politikada başkanım sağ olsun bizi kırmadı, belediye meclis sistemimize yazıldı. Belediye meclis sistemimize her beldeden ya evvelden belediye başkanlığı yapmış ya da o beldenin, örnek veriyorum Yeşilkent'te, zaten İdris Naim Bey kendisi Yeşilkent'te, avukat Kerim Ateş Bey kardeşim var, kendisi üye belediye başkanı adayımızdı bir önceki dönem ve kırmadı bizi. Niye? Oranın sorunlarını en iyi bilecek. Başkanım Fatih'in sorunlarını bilecek. İlk üyesinin sorunlarını Kadir Başkan'ın, Mehdiyatan sorunlarını Kadir Başkan'ın bilecek. Tek tek belde belde doğduğumuz bu listedeki amaç şayet gerçekleşirse yönetime yerleşmemiz, bizim aslında bakışımız denizden yukarı bakmak değil. Tepeye geleceğiz, tepeden aşağıya bakacağız. Peki bu nasıl sağlanacak? Şimdi köylünün mahsulü para etmiyor. Hepimizin kabul ettiği şey. Ben de kısmen çiftçilik yapıyorum. Nasıl çiftçilik yapıyorum? Avukatım üyede ama bahçem var. 1000-1500 kilo kadar fındığım oluyor. Kendi kendime toplarım, çalışırım. Oğlum gelir der ki, baba para etmeyecek diyor, niye topluyorsun? Oğlum sen çalışmayı öğren diye topluyorum. Niye? Bir anlayış tembelliği öğretiyor. Ona çalışmayı öğretmek için çalışıyorum. Ama asıl hevesim mahsul para etsin. Ünye Belediyesi mahsulü para ettirir mi diyeceksiniz. Mahsul sadece fındık değil. Bir, alternatif ürünlerin yerleşmesine mutlaka teşvik etmeli belediye. İki, köylünün hali hazırda ürettiğini, üreticinin ürettiğini paketleme tesisiyle, paketleme tesisi alıp paketleyip pazarlamasını sağlayabilir. Senin benim bunu yapma imkanımız yok ama 5-6 ilçeyi bir araya getirerek, 5-6 ilçe de Ordu'nun ilçeleri de değil, Samsun ilçeleriyle beraber. Orada üretileni burada, burada üretileni orada satacak şekilde. Şimdi televizyonlarda tanzim satış seyrediyorsunuz. Ben bunu 5 sene önce anlatsaydım, diyecektiniz ki ya belediye marketçilik mi yapacak diyecektiniz ama şimdi işin geldiği nokta memleketin kıtlıkla karşı karşıya kalması gibi bir endişe taşımakta. Mahsulün para ettirmesini sağlayacak şekilde bir, paketlenecek, paketleme fabrikası oluşturacağız. Burada ne satılıyor, ne üretiliyorsa bunu Fasa'da satacağız, Ordu Merkezi'de satacağız, Samsun'da satacağız, Termez'de satacağız ve bu satışlar ister istemez buraya ilk gelirini elde ettirecek. Ve bundan belediye de gelir elde edecek. Burada oturan elde edecek ve yavaş yavaş tersine göç başlayacak. Fındık konusunda Reysaş'ın depoları var. Reysaş'ın depoları. Dünyadaki büyük depolardan bırakacak. Buranın fındığının tamamını alacak kapasitede ama fındığın ne hikmetse hiçbir sahip olmadığı gibi belediyenin de fındığa sahip çıkmak gibi bir hevesi, niyeti yok. Ne yapmak lazım? Alıp belediye en azından 6 ay depolayabilse 6 ay sonra daha yüksek fiyata satabilir. Alış fiyatını da piyasaya göre 1 lira fazla satsa vatandaşa yaptığı 1 liralık iyilik bu civarda ton başına 1000 liralık iyilik yapar ve o 1000 liralık iyilik isterseniz piyasayı 2 liradan hareketlendirir. Çok fazla bir şey yapamaz. Elindeki ürünü ne yapabilir? Elindeki ürünü paketleyip Türkiye'ye pazarlayabilir. Belediyeler bundan sonra dünya örnek model olacak. Ünye örnek model olacak. Bundan sonra Ünye'yi örnek alacak Türkiye. Paketlenen bu ürünleri satarak, borç alarak değil de üreterek geçinen bir belediye var artık Ünye'de diyecekler. İdris Naim Bey yarın Akkuş'a gelecek. Akkuş'ta konuşmamız var. Daha önce konuştuğu için anlatıyorum. Akkuş yol üzerinde
yaklaşık 54 dönümlük bir hazine arazi. Bu hazine arazi üzerinde entegre kesim tesisi. Bölgedeki küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı ve kümes hayvancılığının kesip paketleneceği bir tesis. Bu neden önemli? Bu neden önemli? Bölgedeki hayvancılığın canlanması için önemli. Onun yanında seracılık desteği, seraların işletilmesi, başlangıçta tohumu toprağa attıktan sonra meyveyi alması, sebzeden ürün elde etmen 6 ay. 6 aylık bir desteklemeyle, belediye işçi alımından bahsetmiyorum. Belediyenin ürünün garanti alımına garanti vermesiyle tekrar bu bölgede seracılık, sebzecilik canlanacak. İsmail Bey'in söylediği cümleyi söylüyorum. Ordu Büyükşehir'in bütçesinden cümleyi söylüyorum. Bölge meyve fidanlarıyla, meyve ağaçlarıyla donatılacak ve birkaç yıl içinde bu meyve ağaçlarının tüm meyveleri Ordu'da kurulacak. Ordu'nun herhangi bir yerinde kurulacak meyve fabrikası tarafından satın alınacak. Bu bahsettiğim şeyleri basit ve kolay şeylermiş gibi görebilirsiniz. Başkaları niye yapmıyor da diyebilirsiniz. Başkalarının niye yapmadıkları onun sorunu. Biz yapacağımız işi bahsediyoruz. Bir, belediyeyi tasarrufla yöneteceğiz. Harunu parmağı sarılmayacağız. Dünya Belediyesi'nin reklam filminin maliyeti her beldedeki hayvancılığı ve tarımı bir nebze olsun canlandırmaya yeterli bir maliyet. Para yok değil ama harcanacağı kanalları tasarruf ederken doğru değerlendirmiyorlar. Lüks, israf, maalesef zaman zaman imara ilişkin sıkıntılar belediyelerin bugün yönetilmez hale gelmesine sebep oldu. Dünya Belediyesi için sadece Dünya Belediyesi değil. Türkiye'deki tüm belediyeler maalesef burs başağında ve dediğim formülü uygulamadığı sürece geçinebilmesi, ayakta kalabilmesinin imkanı da yok. Anlatacak çok şey var. Şimdi bize ne faydası olacak? Buraya yol gelecek mi? Bizim suyumuz ne olacak? Bu hizmetler tabii ki belediyenin asli vazifesi ama belediyenin kasasında para yoksa belediyenin hiçbir hizmet yapma imkanı yok. Şimdi diyeceksiniz ki bunları siz mi yapacaksınız? Belediyeyi yönetebilir misiniz? Belediyeyi değil. Devletleri yönetme kapasitesine sahip bir ekibimiz var. Allah'ın izniyle. İznaim Bey zaten devlet yönetiminden geliyor. Zaten devlet yönetiminden geliyor. Ve hayali cümlesi şu. Benim ideolojim ordu. Yapmak istediğim şey orduya hizmet etmek. Birkaç engelleme oldu. Takip ettiniz. Değişik partilerden aday olması engellendi. Bize başvurduğunda şöyle bir söz kullandı yardımcısı bana. Dedi ki şayet çekilip korkmazsanız sizden aday olacak. Bizim de Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Memleket güzel olsun istiyor. Memleket iyilikte güzellikte anlaşsın istiyor. Memlekette kimsenin hakkı yenmesin. Biz de kimsenin hakkını yemeyelim. Ama kimseye de hak yedirmeyelim diye mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizi tek başımıza başarma imkanımız da yok. Bu mücadelede yanımızda epey size ihtiyacımız var. İdris Bey'e bir kısım destek vereceğiz. Söyleniyor, duyuyoruz, kulağımıza geliyor, seviniyoruz. Ama acaba Ünye'ye tereddüt var. Ünye'de adaylar oynanacak. Siz 4 aday var, 3 aday var. İnceleyin, araştırın. Hangi aday bu anlattıklarınızı yaparsa daha hayırlı hizmet etmiş olur. Evet, şunları anlattı. Evet, bunlar birinci problem. Buna oy verilmeli. Veya bu anlattıkları da yapabilecek imkana sahip. Ya da yapacak imkana da sahip değil diye. Biz sizin terazinize kendimizi koyuyoruz. Terazinizden alıp gönlünüze koymanızı istiyoruz. İnşallah 31 Mart'ta çok zaman yok. 15 gün var. Henüz kararını vermemiş epey büyük bir kitle var ama insanlar kararlarını verirken birbirlerinden etkiliyorlar. Bizim sizden ricamız bizim lehimize oy kullanmanız, karar vermeniz ve gittiğiniz her yere de bizim üretime ilişkin bu aşkımızı anlatmanız ki sizin yapacağınız faaliyetler bizim yapacağımız faaliyetlerden çok daha verimli. Biz anlatınca kendimizi methetmiş oluyoruz. Siz anlatınca derdimizi anlamış oluyorsunuz. Ben sözü çok fazla uzattım. Yaşım sizlerin pek çoğundan küçük ama ben biliyorum ki 20 yıl önce, 10 yıl önce hatta 5 yıl önce burası çok daha kalabalık ve bereketli bir yerdi. Buranın pazarına gelince pazarı akşama kadar bitiremiyorduk. Gez. 2007 ilk defa bu pazarda gezdiğimde ben milletvekili adaydım. Ordu Bilin Sıra milletvekili adayıydım. Pazar cap canlıydı. En son geldiğimizde pazarda 4-5 esnaf ancak kalmıştı. Bu neyi gösteriyor? Hep beraber fakirleştiğimizi gösteriyor. Memleketin hep beraber fakirleştiğini gösteriyor. Bizi senelerdir alıştırdıkları faiz çarkıyla refah içinde yaşıyoruz yalanına kandırdılar. Ama şimdi deniz bitti. Birilerinin bir şey yapması lazım. O birileri de Allah'ın izniyle biziz. Sizin desteğinizi istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
Evet, sorularınız varsa alabiliriz. Evet, evet. Bu arada misafirlerimizden partimizin genel idare kurulu üyesi Sayın Muammer Bilgiç var yanımızda. Geçen dönem milletvekili adayımızdı. İki dönem. Geldik, tanıştık, derdimizi anlattık. Vallahi derdimiz müşterek. Biz onu önder kabul ediyoruz. Buralar için yaptığı faaliyetler ve çalışmalar. İnşallah bundan sonra yapacağımız çalışmalarda da hep birlikte hareket edeceğiz. Sorularınız varsa kendisi Allah razı olsun bizi yalnız bırakmaz. Müşterek cevap veririz sorularınıza.